Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size kanalın da isminde anlaşıldığı gibi çoğunlukla İğneden tığa model hazırlıyorum. Tığ oyası da tabii ki ve iğneden tığa karışık bir kanal arkadaşlar. Şöyle elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine keşfette ve iğneden tığa böyle siyah krep üzerine kırmızı laleler görmüşsünüzdür. O modeli hazırlayacağız şimdi hep beraber. Ben çimenini hazırladım sizler için. Evet, şöyle bakalım modelimize. Evet, hazırladığım söylediğim çimen bu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim çimenimi. Bu siyah krep üzerindeydi. Benim siyah krepim olmadığı için böyle beyaza hazırladım sizler için. Bir tane böyle araya boş, bir tane yaprak, küçük tepeciğin üzerine bir tane boş çimeni bu şekilde gidiyor. Bakın ilk önce tabii bu beyaz minik tepecikleri yapıp üzerine bu yeşil kontürünü çekiyoruz. Çimenini hazırladıktan sonra şu ortadaki sinek kanadımızı, lalemizi yapıyoruz. Kenarda bunlar yaprak olarak, buraya da lalesini tasarlayamadım arkadaşlar. Çimenini hazırladım bu şekilde. İnşallah lalemizi de hazırlayacağız. Şöyle birazcık ellerim ve ayaklarım şişiyor. Hem kamera karşısında oturuyoruz, hem bilgisayarda montaj aşamasında oturuyoruz. Bir daha bunun bir bu şekilde gelmesi için yap sök işleri oluyor arkadaşlar. Büyük oldu mesela. Sık sık yapmışım, kafam dalmış. Onu sök, onu yap derken inanın bu hazırlaması bile bazen insanın yarım saatini, bir saatini alıyor. Bir saat kamera, bir saat montaj derken uzun sürüyor. Biraz da dediğim gibi rahatsızlıktan dolayı lalesini de sonra hazırlarız inşallah beraber. Evet, şimdi çimenini şöyle tekrar göstereyim. Daha beyaz, eğer ışıktan görünmüyorsa bu şekilde. Şimdi nasıl yapıldı? Onun tarifine geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle bu şekilde ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle tığ battığımızın içine de sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Arka tarafı unuttuk arkadaşlar. İlk başlar gibi. Şimdi buradan burası geçerli. Sık iğnenin üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 3 tane tığ battı yapacağım. Bakın. Bu birinci. Yine 3 zincir. Hemen tığ battığımın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. İki tane bu şekilde 3 zincirden yaptık. Üçüncüsünü 2 zincir çekip bir defa tığı doladım. Trabzan olarak yapacağım. Şöyle bakın. 1 iyice oturtturdum. 2 ve 2. Arada hiç boşluk kalmayacak şekilde. Bu şekilde çok güzel oluyor tepecikler. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Şöyle çevirdim ters tarafına. Bakın bu dip kısmı değil de bir sonrakine kapatıp şöyle kesim işlemi yapıyorum. Şimdi sonuncuyu 2 zincir çekip aynı buradaki gibi, sistem aynı, böyle keserek trabzanla yaparsak son kısımları, üçgenimiz çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Bunu normal sık iğne ile ilkini, ikincisini de bu şekilde trabzan olarak kapattım. Ve iki tane zincir çekiyorum. Hemen dönüşümü yaptım. Şöyle bir defa tığımı doladım. Bu yuvaya giriyorum. 3 zincirli yuvaya 1, 2 ve 2. Evet. Bakın. Altta 3, ortada 2, sonda 1. Bu şekilde minik bir tepecik hazırlıyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. 5 tane zincir çekiyorum tepe kısmına. Şöyle sıkı sıkı 5 zincirimi çekip yapmış olduğumuz bu trabzanın bel kısmından kapattım.
Buraya minik bir yuva oluşturduk. Buraya da 3 tane sinek kanadımızı yapacağız. Şimdi 3 zincir çekerek aşağı iniyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen bir alttaki yuvanın içerisine girip böyle şöyle bir yuva oluşturarak iniyorum. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekip buraya aşağı hem aşağı iniyorum hem de kenardan bakın yuvalar oluşturuyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Evet bakın sonuncuyu şöyle boş olana dibine değil boş olana yapıyorum. Bu şekilde daha güzel duruyor üçgenim. Ama bu 3 zincir bu 3. yuvam oluyor. Bakın sağda 1, 2, 3, tepede 5 zincir, solda da 1, 2, 3 tane yuva. Sağda solda böyle 3 yuva ortada 5 zincirden oluşan minik bir yuva oluşuyor bakın. Evet bir tane daha yapalım. Şimdi ilk başladığımız seviyedeyiz. Sık iğne ile buraya sabitledik. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir tane buraya tığ attı. 3 zincir. Bu ikinci. Üçüncü. Yani sonuncu yuvayı trabzanla yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir. Şöyle iki. Ama bakın trabzanı birbirine o kadar yakın yapıyorum ki hiç böyle kalıp gibi sıkı sıkı şöyle bir trabzanım oluyor. Şimdi 3 tane zincir çekip döndüm ters tarafına. Bakın bu ya son yaptığım yuvaya değil de bir sonrakine kapatıyorum. Bu eksiltme işlemi de sayılıyor. Şimdi 2'ye düştüğü için 3 olan yuvamız yine 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bunu sıkı sıkı yapın arkadaşlar. Bu yuvaları kalıp gibi iğne oyası zarifliğinde oluyor. Ne kadar sıkı yaparsanız. Şimdi 2 zincirle döndüm. Bakın. Altta 3'tü ya. Şimdi 2. Şimdi de 1'e düşeceğiz. Bu dönüş yaptığımız 3 zincirli yuvanın içine girip 1, 2 ve 2. Evet. Bu şekilde bakın. 3, 2, 1. Tepeciğimiz hazır. Hemen 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya yuvaya kapatıp pipirik oluşturduk. Şimdi 3 zincirle aşağı iniyorum. Buraya bir sonraki bir alttaki tığ battıya kapatıyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kapattım. 1, 2, 3 zincir. Ve boş olanı kapatıyorum. Oluşturdum. Bakın arkadaşlar şimdi de ikincisini tamamladık beraber. 2 tane yaptık yani. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bir tane daha yapalım. Çok zevkli oluyor. Hele de böyle iğne zarifliğinde olunca incecik. Çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Evet, 3 zincir. Tekrar 3 zincir. 3 zincirden 2 tane yaptık. Üçüncüsünü 2 zincir çekip şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım bir trabzanla yapıyorum. Şöyle 2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Hemen bir sonraki şu dibine değil de yani boş olana kapattım. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen sonuncuya şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. Şimdi 1, 2 zincir. Tek bir defa doladım. 3 zincirli yuvaya şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. Evet bakın 3, 2, 1'i yine oluşturup 5 zincirden buraya bir yuva oluşturuyorum. Sinek kanadı yapacağım içerisine. 3 zincirle de şöyle birer yuvaları aşağı inerek yuva oluşturuyorum. Hem aşağı inişimi sağlıyorum. Hem de arkadaşlar bu şekilde. Şimdi dip kısmına değil şöyle bir sonrakine kapatıyorum.
Şöyle. Bakın. Bunu da oluşturduk. Bunu da biz yaptık beraber sizle. Bunu da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle de göstereyim. Yapmış olduğumuz işimizi. Evet. Siz bunu daha böyle incecik iplerle esnetilmiş leylak ipleriyle, bu biraz altın başak, benim ipim kalın olduğu halde bu kadar zarif düşürebildim arkadaşlar. Evet, üstünün de şu yeşil çimen kontür kısmını da yapalım. Bu taktikle yapacaksınız. Başka türlü taktikle bu zarafeti ve güzelliği olmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. İşte dediğim gibi çimenine geçelim. Evet, bakın bu şekilde çimeni kontürleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arka tarafı unutuyoruz. Şöyle zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bu ilk yapmış olduğumuz tığ battığımızın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum kontürleme işlemine. Şöyle bakın, kenar kontürleme işlemi için incetilmiş ipimi bu şekilde 3 zincir çekiyorum. Şimdi bir boş bir tane yapıyoruz ya. Ve şimdi sinek kanadı kısmındayız. 3 zincirimi çektiğim bu 5 zincirden oluşturduğum pipiriğimin arasına giriyorum arkadaşlar. Yuvanın arasına giriyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Şurada düğüm var. 5. Şöyle üstten geçireyim artık. 5 zincirimi çektim. Sinek kanadını biliyorsunuz. Ben 5 zincirle başlıyorum. Tam orta büyüklükte bir sinek kanadı oluyor. Şöyle 3 zincirle de dönüşümü yaptım. Buradaki 5 zincirin ara kısmından girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincir çekiyorum. Bu da gayet ideal arkadaşlar. Bu kenar yaprağı oluyor. Şöyle geriye devirince daha güzel gözüküyor. Şimdi buraya 1, 2, 4, 5 zincir. 5 zincirin içerisine kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu 5 zincirin içine girip sabitliyorum. 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Hemen döndüm. Beyaz yuvanın içerisine girip sabitledim. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buraya yuvanın içerisine giriyorum. Bir, iki, üç zincir. Dönüyorum. Beş zincirli pipiriye buraya 3 zincirimi kapatıyorum. 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi buraya kapattım. Yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Şöyle. 3 tane sinek kanadı ve 3 tane de zincir çekiyorum. Kapattım buraya. 3 zincirimi buraya yuvaya kapatıyorum. Evet. 3 zincir arkadaşlar. Tüm bu kontürleme yuvaların işlemi bu şekilde 3 zincir. Bu kalıp gibi durmasının sebebi de zincirleri sıkı çekmek arkadaşlar. Sinek kanadının. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın bu sıra bu boş tepecikte 2 tane sinek kanadının arasındaki ara suyu olarak verdiğimiz bu boş tepeciği geçeceğiz. Şimdi kontürleyeceğiz.
Evet, 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle. Hemen sıradaki tığ battıya. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya. Bakın. Yine bu geldik tepeye. Tepeyi de şu şekilde kontürlüyorum. 3 zincirle bu 5 zincire girdik. 3 zincirle bir tane daha gireceğim. Oraya minik bir pipirik oluşacak. Şöyle. Buraya da şöyle minik bir pipirik yapacağız sonunda. Evet. 3 zincirle kontürledik ya. Buraya 2 defa girdik. Yani bir tane daha 3 zincir yaptık. Şöyle 3 zincir. Tekrar 3 zincir buraya, 3 zincir ve sonuncu. Bakın 3 sağda 3 solda yine yeşilden şöyle bir bismillah pipirikler oluşturduk. Bakın bu da bu şekilde arkadaşlar. Boş olan yuvamızda bu şekilde şöyle güzel bir kontürleme işlemi yaptık. Bir tane böyle boş, bir tane sinek kanatlı tepecik. Evet, şunu da tamamlayıp hemen bitirelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapalım. Anlaşıldı umarım. Burada yapmanız gereken şu arkadaşlar, kontür işinin zincirlerini minik minik zürafa gibi böyle sıkı sıkı çekmeniz. Bakın. Şöyle sıkı sıkı oturtturarak böyle ipinizi esneterek çektiğiniz takdirde zürafa gibi incecik oluyor. Evet. Şöyle üçüncü kenardaki bu kontürleme işlemini de yapalım. Buraya şimdi 3 tane sinek kanadından yaprak yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Beyaz 5 zincirli yuvaya kapattım. 3 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz ve on. On zincirimi çektim. Hemen yuvanın içerisine kapattım. Şöyle bakın. Sinek kanadı. Bir tanesi. Bundan üç tane olacak buraya arkadaşlar. Şöyle yine beş zincir. Yuvanın içerisine girdim. Buraya kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya kapatıyorum. 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen çevirdim. Şöyle beyaz yuvaya ikinci sinek kanadı tamam. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Buraya kapattım. 3 zincirimi çektim. Buraya ve 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Buraya 5 zincirli yuvaya kapattım. Evet. Üçüncü. Bakın zincirleri sıkı çekince böyle çok güzel bir sinek kanatları oluyor. Şöyle iki. Şöyle üç. Bir, iki, üç zincir. Üç zincir kapattım. Bir, iki, üç zincir kapatıyorum. Evet, tamamdır arkadaşlar. Hemen şu ipi çıkarıp bakalım. Evet, modelimizi tamamladık. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Bakın şöyle bir
Zemin üstünde de göstereyim size. Eğer ışık patlaması varsa şöyle tülbent üzerinde göstermek istedim. Şöyle bu ikisini beraber yaptık. Üçünü ortadaki ara suyuyla iki tanesine kanadı. Bu şekilde hazırladık. Bakın, çok da güzel oldu arkadaşlar. Çimen bile mesela sade bu şekilde yapılsa çok güzel olur. Zaten Nurgül'ün tığ ve iğne yolları denildiğinde bir sürü lale modeli sizlere çıkacaktır. Onlardan da koyabilirsiniz. Birazdan inşallah nasip olursa ben de ortadaki sinek kanatlar o minik laleleri şöyle zincir veyahut da kalemle böyle sizlere pipetle ilmek olarak böyle hazırlayıp yaparım. Zaten videoyu görünce hemen çimeni görünce hatırlayacaksınız keşfetteki iğne oyası modelini. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak böyle destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.